Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir seriyle birlikteyiz. Bu seride sinemadaki akımları inceleyeceğiz. Kanalda devamı gelecek seri oluşturulabileceğimiz 3 çıkış noktası var daha önce yapılmış olarak. Birincisi sinema kuram sohbetleri. O biraz aceleye geldi, geçenlerde tekrar dinledim. Dağınık geldi bana. O serinin biraz daha derli toplu olacağı devamı gelecek. Ama orada şöyle güzel bir taraf var. İlk sinema kuramcılarından bahsettiğimiz Bela Balas falan var. İşte onun üzerine koyup ilerleriz. Hem şerhlerimiz olursa onlara tekrar dönüş yaparız. Bir de şu dipnotu ekleyeyim arkadaşlar. Ben bir akademisyen falan değilim. Her ne kadar okuduğum bölüm sinemada olsa doktora yapmayı düşünmedim hiç. Başka işlerden arta kalan vakitlerimde sinema üzerine düşünüyorum. Bu kanaldaki videolar da biraz benim böyle kendi kendimin usta çırak ilişkisine şahit olacaksınız. Kendime bir şeyler öğretmeye çalışırken sizi de buna şahit ediyorum. Bu bahsettiğim seriler, şimdi sinema akımlarına başlayacağız mesela. Bu seriler benim birkaç belirlediğim yol haritasına istinaden başlatılıyor. Diyelim ki bir video serisi başladık. 10 videoluk bir seri. Bu seri bittiğinde kendi planladığım puzzle'ın belli parçası ortaya çıkacak. Bütün parçalarda totalinde bizim sinemaya dair bütünlüklü bir bakış elde edebilmemizi sağlayacak. Amaçlarımız bu yönde. En azından kendimden temennim o yönde. Kanalın bu yolculuğuna iştirak eden aboneler de umarım bana anlaşılır geldiği gibi onlara da anlaşılır gelir anlattıklarım. Dilerim Rabbim dilimden düğümü çözer, birilerinin düşünmesine ön ayak olurum. Çünkü düşünmek önemli ya. Bu sadece sinema için geçerli değil. Ne iş yapıyorsun? Üzerinde gerçekten hakkıyla düşünmek gerekiyor. Bu yaptığım şey neye hizmet ediyor? Amacı nedir? En azından bunu görebilmek gerekiyor. Daha fazla tefekkür edip belki bunun ardında bir hikmet vardır. Bunu da görebilmek gerekiyor. Ne iş yapıyorsan yap, bu böyle yani, sinema için demiyorum. Bunlar üzerine işte murakabe etmek gerekiyor yani. Serilere dönecek olursak da senaryo nasıl yazılır serisi vardı mesela. Diğer taraftan modern Avrupa sinemasına başladık. Aslında bu iki seri bugün giriş yapacağımız işte sinema akımlarıyla birbiriyle bağlantılı bir şey. Hatta modern Avrupa sineması ve sinema akımları iç içe geçmiş bir seri. Tabii modern Avrupa sineması serisindeki filmler sinema akımlarına dahil ama sinema akımları sadece Avrupa kıtasıyla sınırlı olmayacak. Asya'dan Amerika'ya, Orta Doğu'ya falan diğer kıtalardaki akımlara da bakacağız. Kanalda ben Fransız yeni dalgasına değinmiştim ama aşırı yüzeyseldi. Ona biraz tafsilat ekleyeceğiz. Sinema akımları içine alacağız onu. Bugün ne işliyoruz? Peki evet dostlar, bugün Alman dışa vurumculuğu, ekspresyonizm olarak da geçer ve İtalyan yeni gerçekçiliğini inceleyeceğiz. Takdir ederseniz ki bu ülkeler Avrupa kıtasında olduğu için modern Avrupa sinemasıyla da bağlantılı. Şimdi şöyle bir geçmişe gideyim, kendi geçmişime birkaç örnek vereceğim, burayla bağlantı kuracağız. Ben şöyle geçmişe gittiğimde ilk hatırladığımda beni heyecanlandıran filmi nerede izledim diye düşünüyorum. O zamanlar şehirler arası otobüslerde televizyonlar vardı. Bu koltukların arkasında ekranlar yoktu. Bir tane televizyon vardı. Bütün yolcular onu izlerdi. Benim burada ilk izlediğim film vardı. Düşünüyorum o filmi. O film Hollywood filmiydi. Ondan sonra işte bu yerel ulusal kanallarda, televizyonlarda çıkan filmleri düşünüyorum. Yine Hollywood filmleriydi onlarda. Bir tane mesela bizim bijuterici vardı. Tezgah altı VCD takas ederdi. Hatırlıyorum o zamanlar VCD vardı. Oradaki filmler de hep Hollywood filmleriydi. Ondan sonra mesela ilkokulda bir arkadaşım vardı. O zamanlar onun büyük bir VCD koleksiyonu vardı. Çok kıskanırdım. Ama hatırlıyorum bütün sahip olduğu filmler de Hollywood filmleriydi. Bu örneklerle peki nereye varmaya çalışıyorum ben? Şunu kabul etmek gerekir arkadaşlar. Şimdi dünyada gösterilen filmlerin %50 ile %90 arası Hollywood filmlerini oluşturur. Yani Amerikan filmlerini oluşturur. Amerika'nın sinemanın üstünde küresel bir hegemonyası vardır ve gittikleri yerlerde taklitçileri ve yerel Hollywoodçuklar oluştururlar. Ve izleyici bunlara alıştığı için bir algısı oluşur. Der ki işte film dediğin, sinema dediğin böyle olmalı. Bugün işleyeceğimiz akımlarda şu var. Yani bu Hollywood sinemasına karşı diyor ki hayır kardeşim, sinema dediğiniz sadece öyle olmaz. Böyle de olur. Böyle diyen akımlar var. Hatta daha radikali var. Diyor ki sizin de yaptığınız sinema mı be kardeşim? Al sinema böyle olur diyorlar mesela Hollywood'a karşı. Biz bunları işleyeceğiz. Ama şöyle bir temel oturtalım. Hollywood ana akımsa bunlar da alternatif akımlar, bunu bilelim. Öyleyse Alman dışa vurumculuğuna giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi birkaç resim tablosu göstereceğim size. Bakalım onlara.
Bahsetmiştim, hatırlayın, bazı akımlar vardı, sinema dışındaki geleneklere eğilim gösteriyordu. Dışa vurumculuk da bunlardan bir tanesi. Görüyorsunuz, resim sanatındaki dışa vurumculuğun öne çıkan tabloları bu ekranda gördüklerimiz. Bu eserlerden neler alıp sinemaya yedirilebilir? Soru bu ve bunu ayırt edebilmek için de görsel okuryazarlık talep ediyor bu sorunun cevabı. İşte sadece görsel okuryazarlık değil, kişinin sanat tarihi bilgisi olması da gerekiyor. Sadece sinema tarihinden bahsetmiyorum. Yani topyekün bir sanat tarihinden bahsediyorum. Bir yandan da görsel estetik deneyimi. İşte biz bu yüzden farklı alanlardan ilerleyip sinemaya dair bir fikir oluşturacağız. Yani kanaldaki serilerde yapmaya çalıştığım bu. Genel olarak ulaşacağımız nokta sinema tabii ki, ama diğer sanat dallarına bakacağız. İşte estetik, felsefenin alanına bakacağız. Diğer birçok alanla beraber topyekün bir sinema düşüncesi oluşturacağız bu seriler boyunca. Mesela birkaç tane resim tablosu ve film karşılaştırması yapalım dışa vurumculuk hakkında. Ekranda gördüğümüz sol tarafta Picasso'nun yaşlı gitarist tablosuna bakıyoruz. Picasso'nun bu tablo mavi dönemi olarak geçiyor ve dışa vurumculuğun öne çıkan özellikleri de mevcut bu tabloda. Bu tablodaki kişiye bir bakın ve Doktor Caligari filmindeki Sezar karakterine bakalım. Sezar mı, Cezar mı? Sezar herhalde. Ya buradaki benzerlik, belirginlik nedir? Biraz sizin işte görsel şeyinize vereceğim, görsel birikintinize vereceğim bu yargıyı. Diğer taraftan Munch'ın Puberty tablosu var. Nosferatu filmiyle, Nosferatu, yani bu şekilde telaffuz ediyor, bilmiyorum. Filmiyle nasıl bir bağlantısı var? Bunu bir şey yapın, düşünün. Ondan sonra George Cros'un Cenaze Alayı var. Metropolis filmiyle bağlantısı var mı? Bunu bir düşün. Bunların şimdilik yani cevaplarını vermeyelim. Tamamen sizin görsel yargınıza bırakalım. Siz bir yani neler benzer, neler benzer değil diye bir düşünün bakalım. Görsel farklılıklar, işte görsel belirginlikler bir kenarda kalsın. Biz dışa vurumculuğun aslında koşullarına bir bakalım. Şöyle ki kardeşlerim, dışa vurumculuk 1. Dünya Savaşı öncesi Alman topraklarında filizleniyor. İşte gördük, resim tablosunda gördük değil mi? Yani tiyatro geleneği var. Orada da baskın bir vücuda gelmesini görüyoruz. İlk izlenimlerini buralarda görüyoruz. Kreischer dışa vurumculuk hakkında şunu söylüyor ki kendisinin kitabı var bir tane. Caligari'den Hitler'e isimli kitabı var. 1947 çıkışlı bir kitap. Alman sineması üzerine düşünebilmek için önemli kaynaklardan bir tanesi. Bunu bilmek gerekir. Bir de Kreischer'ın biz sinema kuramlarında tafsilatına değineceğiz zaten. Kreischer'ın dışa vurumculuk tanımına gelirsek şöyle. O diyor ki dışa vurumculuk için savaştan sonra Almanya kanalıyla kabaran entelektüel bir coşku diyor. Dışa vurumculuk Dünya Savaşı öncesi dikkat çekiyordu. Evet, ama savaş sonrası bakıyoruz ki gerçekten Kreischer'ın dediği gibi entelektüel bir coşkuya dönüşüyor. Eğer bir sanat akımı bir yerde yükselişe geçiyorsa onun ardında toplumsal bir parametre yatar. Bu yani bu işin amentüsü budur. Peki sevgili kardeşlerim, şimdi dışa vurumculuk Almanya'da doğduğuna göre oranın biraz siyasi koşullarına, toplumsal iklimine bir göz gezdirelim. Buradan belki bir şeyler yakalarız bizim sinema hakkındaki görüşlerimizde. Dünya Savaşı'ndan biliyorsunuz Almanlar yenilgiyle ayrıldı. Yani kurulu monarşik sistem lağvedildi. Yerine ne kuruldu? Parlamenter demokrasiye geçmiş liberal bir hükümet kuruldu. Ya bu dışa vurumcular nasıl sirayet ediyor peki? O zamana kadar süregelen devlet sansürü gevşiyor bu yeni sistemle beraber. Hatta ortadan kalkıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Marksizm popülerleşiyor. En kapsayıcı koşul da şu. İnsanlar savaştan çıktı ya, onun dehşeti var üstlerinde. Yeni bir düzen kurulmasıyla da geçmiş öteleniyor. Hatta onunla bağlar kesiliyor. Yani geçmişte bağlar kesiliyor. Alman kültürüne bariz olan o dönemde belirlidir. Yani geçmiş komple reddedilir. Bu kültür de büyük oranda reddiye üzerine kuruludur zaten. Tabii ki bu reddiye ortamı sadece dışa vurumculuğu etkilemiyor. Diğer avantgard eğilimleri de etkiliyor. Ama o sanat tarihinin konusu, biz sinemayla münasebet içinde olduğumuz için dışa vurumculuğa değineceğiz sadece. Şimdi dışa vurumculuğun görsel doğası sinemayla arasında verimli bir ticaret sağlıyor aslında. Bilirsiniz, sinema yüzey sanatıdır aynı zamanda. Atası olan resmin, fotoğrafın evrimleşmiş hali olarak da görebiliriz sinemayı. Evrime de hareket sağlamıştır. Sinema nasıl doğdu videosuna bakarsanız daha detaylı bir açıklama orada var. Edebiyattan ve tiyatrodan bir şey alıp sinemaya eklemlediğiniz zaman sinema bunu dışarı kusabilir. Ama fotoğraf ve resimde bu ticaret biraz daha böyle olası bir şey gibi gözüküyor. Görsellik münasebetiyle. Bu örnekte gördüğümüz gibi karlı bir alışveriş. Alışverişe yapılan meta dışa vurumculuk, alan veren resim sanatı, sinema sanatı.
Bunun sonucunda da ortaya Alman dışa vurumculuğu çıkıyor. Bu sinema tarihini inceleyen hiç kimsenin göz ardı edebileceği bir akım değil. Bariz bir şekilde adını sinema tarihine yazdırmıştır. Dışa vurumculuk tabi savaş zamanı böyle eli kana bulanmış statükoyu reddediyor amenna. Ama reddiye sadece burayla sınırlı değil, estetik alana da haiz bir reddiye mevcut. Gerçeğin temsil biçimlerini bozmakla uğraşıyor. Ya burada başka bir mesele var. Yani bir standart geleneksel anlayışa karşı bir reddiye de var olduğu anlamına geliyor. Mesela naturalist, doğalcı denilen bir sanat akımında gerçeğin temsili farklıdır. Dışa vurumculuğa baktığımızda ise gerçeğin temsili çok çok farklıdır. Daha çok gerçeği bozuma uğratır. Bir sinema ve gerçeklik konusunda yine bir video serisi başlatacağım. İşte kafamda öyle bir plan da var. Burada daha detaylı olarak işleriz. Ama dışa vurumculuk ne yapar mesela? Şimdi alışılmış dünyanın alışılmış görünümlerini hep tarumar eder. Geleneksel temsil anlayışı yok olur dışa vurumculukta. Burada kilit nokta arkadaşlar savaş. Tarihsel süreçteki savaş tabii ki. Şimdi şehirdeki binaları düşünün mesela. Bir bomba düşüyor şehre değil mi? Bina yıkılıyor. Sonra savaş bitiyor. Binalar tekrar onarılıyor. Bu savaşın fiziksel sonucu binalar üzerinden verdiğimiz sonuç. Bir de bunun ruhsal bir sonucu var. Binayı bir metafor olarak düşünürseniz insan ruhu da yıkılıp tekrar inşa ediliyor aslında tıpkı binalar gibi. Bizim bu insanın ruhu da sanattan siyasete her yere sirayet ettiği için yıkımın tekrardan inşanın izlerini her yerde görüyoruz. Dışa vurumculuğu da yıkım yeniden inşa bağlamında ele alırsak yeni bir anlayış inşa ederken eskiye, geleneksele karşı bir çıkışı söz konusu. Belirgin özelliklerine bakarsak da şöyle bir bozum var. Dil bir kere abartılı bir şekilde kullanılıyor. Nereden anlıyoruz bunu peki? Yayınladıkları manifestolardan, belli tiyatro oyunlarında yine abartılı bir dil kullanımı var. Sinemada çok bilemiyorum yani diyaloglardan falan bana abartılı gelmedi. İşte mesela geçen yıl Marimbatta diye bir film vardı. O filmi izlerken dil kullanımında abartılı görmüştük. Bu Fransız filmiydi. Alain Delon'dan. Ama bu Alman dışa vurumculuğu filmlerinde çok böyle bir ne bileyim Almanca gramere hakim olmak gerekiyor herhalde bilmiyorum. Gerçi şimdi dışa vurumculukta da işlediğimiz filmler genelde bu sessiz sinema örnekleri olduğu için diyaloglar yok. Sadece işte bu aralardaki metinler üzerinden hareket ediyoruz. Dil dışında başka neleri bozuma uğratılıyor? Dekorda görüyoruz. Arka manzarada bir korkunçluk var. Bu da yabancılaşmayla tehditkarlık da sağlanıyor. Resim tablosu örneği verdiğimizde gördük mesela daha çok böyle karikatür karikatürize karakterler vardı. Grotesk figürler falan kullanılıyordu. Bir de filmlerde sıklıkla akıl tarumar edilir. Yani deliliğe dair, akıl sağlığının yitmeye dair temalar yineleniyor. Fark ettiyseniz hep böyle bir geleneksele karşı tahribat söz konusu. Richard Murphy'nin söylediği bir dışa vurumculuk hakkında okuma önerisi var. Dışa vurumculuğu akımını karşı strateji olarak okumamızı öneriyor. Eskiye karşı yeniden inşanın stratejisi olarak. Tıpkı bina örneğinde verdiğimiz gibi alışılmış vizyon yıkılacak yerine yenisi kurulacak. Klasik temsil anlayışına karşı bir söylem geliştiriliyor dedik. Bizim temsil dediğimiz nasıl? Onu bir açımlayalım. Dış dünyada bir gerçeklik var değil mi? Yani mesela Babil Kralı'ndan örnek vereyim. Tarihsel süreçte yaşamış bir adam. Bu gerçeklik değil mi? Tarihte yaşamış bir kişiden bahsediyoruz. Sen sinemada bunu filme çekerken onu temsil edeceksin. Ya sadece bir karakter olarak bakmayın olaya. Babil Kralı'ndan örnek verdik ama sinemada her şey temsil edilebilir. Hollywood'un klasik temsil biçimi nasıldı? O zamana kadar naturalist, doğalcı dediğimiz bir temsil biçimini seçti. Mesela Hoşgörüsüzlük filmi yine Hareket İmge'de incelemiştik. Ne yaptı Griffith o filmde? Babil surlarının benzeri surlar inşa etti stüdyoda. O dönemde giyilecek kostümlerin mesela o tarihte giyilecek kostümler araştırıldı. Ona benzer kostümler dikildi. Biraz işte bu şekilde bir temsil anlayışı, naturalist doğalcı dediğimiz bir temsil anlayışı vardı. Biraz konu dışı olacak ama Serdar Hoca'nın sinemada temsil anlayışını reddiye diye bir makalesi var. Konuya güzel şerhler getiriyor, tavsiye ederim temsil konusuna. Dışa vurumculuk da temsil anlayışına darbeyi nasıl vuruyor peki? En barizi burada mekan temsilinde tahribat yaratması. Yani biçimlendirilmiş dekorlarla mekanı bozuyor. Bizim alışık olduğumuz mekan algısının dışında bir şey var. Görüntüleri koyuyorum arkaya. Burada bir acayiplik, enteresanlık olduğunu anlamak için görsel kültüre hakim olmanız gerekmiyor. Açıkçası çok net bir şekilde anlaşılıyor. Burada bir şey var. Yani mekanın tahrip edilmesi söz konusu. Bir de fark ettiyseniz gölge kullanımı fazla. Bu konuda Hareket İmge çerçeve videosunu izlerseniz iyi olur. Kanalda var. Çerçeve içine bakarsak işte geometrik olarak düzensiz bir kompozisyon yapılmış. Eğiklerden ve diagonallerden faydalanılmış. Tüm bu çerçeve içi tercihler neye hizmet ediyor? Burada bariz, niyet,
izleyicinin geleneksel algısını bozmak. Şunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani buraya kadar hep aşırı saldırgan bir akımdan bahsettik. Hep böyle bozmaya programlanmış. Şimdi biz neden Almanya'nın siyasi ikliminden bahsettik ilk başta? Fark ettiniz mi? Ama burayla bağdaştırmak gerekiyor. Orada da mesela monarşi yıkılmıştı. Yerine yeni bir hükümet kurulmuştu. Siyasi iklimi bu şekildeydi. Dışa vurumculukta da mesela gördüğünüz geleneksel temsil anlayışı yıkılıyor. Yerine yenisi inşa ediliyor. Burada ne gibi bir bağlantı var? Üzerine düşünmek lazım. Buraya kadar ne gördük? İsterseniz bir tekrar edelim. Bir kere eski yıkıldı, yeni kuruldu, doğru mu? Sanattan, içtimai, sosyal hayata kadar, siyasi iklimden, mekan algısına kadar her yer etkilendi bunda. Sinemada bunu nerede gördük peki? Yeni bir dekor anlayışı kuruldu fark ettiyseniz. Bakın o zamana kadar filmler stüdyoda çekiliyor. Dışa vurumculuk akımının filmleri de stüdyo filmleridir. Bundan bir sonraki akım olan İtalyan yeni gerçekçiliği. Orada mesela filmler artık stüdyodan çıkıp sokağa iner. Modern Avrupa sinemasında da inceledik biz mesela dış gerçekliğin nasıl filmlere eklemlendiğini. Stüdyo ile sokak arasındaki fark nedir? Biraz düşünelim. Ama şu belli ki stüdyodaki her şey kontrol altındadır. Yani mizansenin içinde geçeceği dekoru insan eli biçimlendirir. Yani mekan stüdyoda kurulur aslında. Yani sokağa indiğinizde ise zaten kurulu olan bir mekanın içinde seçimler yaparsınız. Dışa vurumculuk filmleri de stüdyoda çekildiği için mekanın dekoru insan eliyle biçimleniyordu. Ve mekanın dekorunu belirleyen kimlerdi biliyor musunuz? Dışa vurumculuk akımının ressamları. İşte resim sanatıyla sinema sanatı arasındaki ticaret demiştik ya, tam olarak bu nokta orası. Dekorda şu var, misal ağaçlar bu filmlerde örümcek ağını anımsatır, örnek veriyorum. Yani dikine boyanmış duvarlar vardır, orada eğik olabilir o boyanma şekilleri. Hikayenin içinde geçtiği sokaklar böyle biçimsiz, kıvrık, karşı diagonallerden oluşur. Burada bir enteresanlık olduğunu fark edersiniz. Bilirsiniz ki dış dünyadaki mekanlar bu şekilde değildir. Burada üretenin zihnindeki imajları dışa vurması var. Üreten burada mekanı tehditkar kodlamak istiyor. Şöyle düşünün, mesela günümüzdeki filmlerde, hikayede işler kötüye gidecek olduğunda yönetmen ne yapıyor? Kameranın açısıyla oynuyor. Bir tehlike olduğunu seyirciye sezdirmeye çalışıyor. Ya da kendi evinizi düşünün mesela. Kolonları düşünün, kapı pervazlarını düşünün. Bunların yana doğru eğik olduğunu hayal edin. Ya bu korkunç bir şey değil mi? Neden peki bu insanlar tehlikeli mekan kurulumunu tercih ediyorlar? Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz ama bunu iyice bir kavramak adına yapıyorum. Bu kişiler sevgili kardeşlerim, dünya savaşından çıkmış kişiler. Dünyayı tehlikeli boyutta algılıyorlar zaten. Kendini onların yerine koy, yerleştir, öyle düşün. Mesela amcanın oğlu savaştan dönmüş, kolu yok. Sokağa bir çıkıyorsun, birinin bacağı yok. Binalar yıkılmış, dökülmüş. Ekmek alacaksın mesela, karneyle alıyorsun. Dış dünyadaki atmosfer bu şekilde. Bunun stüdyoya sirayet etmemesi mümkün mü? Sanatçının ruhuna dokunmaması mümkün mü? Değil tabii ki. Şimdi savaştan çıkan toplum artık güvenilmez ve tehditkar görüyor ya etrafa. Bunun temada dışa vurumu şöyle. İnsanın bir kopyasını yapmaya çalışıyorlar. Mesela Der Golem'de, Praglı Öğrenci'de, Homunculus filminde ve Metropolis filmlerinde buna değiniyorlar. Bir de seyirci ve ilişkinin doğasının aldatıcı olduğuna dair temalar var. Bunu da şuraya bağlıyorum ben. Tarih sahnesinde öne çıkan fikirler hep iyi niyetle atılmıştır. Aydınlanma olsun, modernleşme atılımları olsun. Eskiyi yıkıp yeniyi kuran bütün düzenlerde hep daha iyisini vaat ederek ortaya çıkar. Doğru değil mi? Yani hatta günümüzde bütün terör örgütlerinin dilinde ne var? Özgürlük, kardeşlik. Yani bunlar kulağına kadar güzel geliyor aslında. Ama bir fırsatını ele geçirip tepeye geçmeye dursunlar. Ne oluyor? Fikirler öyle şişede durduğu gibi durmuyor. O yüzden burada gösteri ve seyirci arasında aldatıcı bir ilişki yatıyor. Dışa vurumcu filmler de bu aldatıcı ilişkiye değinirler. Mesela Caligari'de olsun, Metropolis'te, Doktor Mabuse'da ya da Doktor Mabuse, yani öyle okunuyor herhalde. Biraz yabancı geldi okuduğumda kelime bana da. Pandora's Box'ta bu temaların yinelendiğini hep görüyoruz. Biz şimdi dışa vurumculuk filmlerinden 3 tanesine bakacağız. Tolet'in yazdığı makaleden yola çıkarak, oradan referanslar alarak yapacağız bunu. Dışa vurumculuk dediğimizde ilk akla gelen filmden başlayalım o zaman. Doktor Caligari'nin muayenehanesi, kabinesi. Dışa vurumculuğu Caligari ile başlatıyoruz ama onun öncesinde dışa vurumculuk izleri Alman sinemasında gözüküyor zaten. Özellikle Praglı Öğrenci ve Kapısız Ev filmlerinde görüyoruz bunu. Ama dışa vurumculuğu popüler hale getirdiği için Caligari bir başlangıç noktası. Üzerinden bakın bir asır, yani 100 yıl geçmesine rağmen hala sinema listelerinde yer alıyor. Eleştirmenlerin, sinema üzerine düşünen kişilerin, sinema tarihçilerinin falan hep referans olarak aldığı bir film ve listelerde yer kaplayan bir film. Hikayesine değinirken yine bakacağız kimleri kimleri etkilemiş, neleri dönüştürmüş. Bu barizdir, bunu göreceğiz. Tam bir mihenk taşı diyebiliriz Caligari için.
1920 yapımlı bir film. Bakın biz 2023 yılındayız. Bu sene yapılmış filmlere bakıyorum ki çok fazla vakit ayıramıyorum yeni film izlemeye ama izleyebildiğim kadarıyla şunu gördüm. Üzerinden 103 yıl geçmiş. Bu sene yapılan filmlerden yani Caligari'nin denginde yapılmış bir film sayamam. Saysam bile yani bir elin parmaklarını geçmez. Bir de şunu bilelim, sinema akımlarından bahsederken biz Hollywood'dan ayrılan sinema akımları bunlar demiştik. İşte kronolojik olarak gittiğimiz için de ilk başta Alman dışa vurumculuğuyla başladık. Çok eski tarihler bunlar. Bilindiği üzere sessiz sinemanın tarihindeyiz. Bu incelediğimiz dönemde ses sinemaya eklemlenmedi. Hollywood'un stüdyo sistemleri vardı. Orada da sessiz filmler düzenleniyordu. Hareket imge çerçeve bölümünde işte işlediğimiz Griffith'ler, Fransa'da Abelgans'lar falan. O dönemler bunlar. Dünyada en popüler sinema Hollywood. Bir de bunun karşılığında Almanya'da Weimar Cumhuriyeti tarafından kurulmuş UFO film stüdyoları var. Weimar Cumhuriyeti döneminde kurulmuş, pardon, tarafından kurulmamış. Bu stüdyo önemli çünkü mesela Hollywood dediğimizde nasıl Hollywood sinemaya bariz etkiler kurduysa UFO film stüdyoları da önemli kişiler çıkartmış. Mesela Langham Metropolis'i de burada çekiliyor. Dışa vurumculuk incelediğimiz birçok filmde hep bu UFO film stüdyolarına çekiliyor. O yüzden önemli. Alman stüdyolarından çıkan bu filmler hem Hollywood'a güçlü bir rekabet sağlıyorlar hem de onlardan ayrı olarak sanat filmi etiketiyle pazarlanıyorlardı. Mesela Robert Wiene Caligari'den sonra yine dışa vurumcu birkaç film çekti. 1920'de Hakiki'yi çekti. Bir dostu eski uyarlaması olan Suç ve Ceza'yı Raskolnikov filmi ismiyle çekti. Buralarda da dışa vurumcu üslupla bezemeler var. Fakat Caligari ayrı yerde. Hem ulusal hem uluslararası birçok başarı getiriyor. Bir sanat akımının sinemaya nasıl yedirebileceğinin en eli yüzü düzgün örneği aynı zamanda. Bakın mesela Robert Wiene bu filmin set tasarımı için 3 sanatçıyla anlaşıyor. Bu sanatçılar da Berlin Storm grubuna ait kişiler. Set tasarımdaki sorumlular dışa vurumculuğu diğer sanat dallarında da desteklemiş. Dışa vurumculuğun diğer sanat dallarında da aktif olan kişilere resim sanatından tiyatroya dair bu Berlin Storm grubunun üyelerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da Caligari filminin set tasarımında çalışıyorlar. Bakıyorsunuz hikayeyi Hans Janowitz ile Karsmayer yazmış. Yabana atılacak kişiler değil. Özellikle Karsmayer Murnau'nun filmlerinden, Paul Lennon'un filmlerinden olsun. Birçok filmde senarist olarak çalışıyor. Bu bahsettiğim kişiler o dönem Alman dışa vurumculuk sinemasının en popüler kişileri. Hatta Caligari'nin filminin ilk çekilmesi için Fritz Lang'a götürüldüğü söyleniyor. Tam orada neler oluyor falan bilmiyorum ama sonra Robert Wiene'ye geçiyor. Bir de Alman dışa vurumculuğu için şunu demiştik. Hangi videoda demiştik? Tam hatırlamıyorum ama her ne kadar Hollywood karşıtı gibi gözükse de dışa vurumculuk sineması. Bakıyoruz sonradan Hollywood'un eğilimlerine kapı aralamıştı. Özellikle tür sinemasında işte korku, fantastik bu türlerin temelleri aslında bu Alman dışa vurumculuk sinemasıyla atılmıştı. Orada siyasi bir zemin var. Şöyle ki bu Weimar Cumhuriyeti döneminden bahsettik ya işte bu dönemde bu filmleri bahsettiğimiz yönetmenler rahat rahat çekebiliyor. Ama daha sonrasında bakıyoruz ki Hitler iktidara geldiği zaman bu bizim rahat film çeken yönetmenler Palas Pandras pılını pırtınısını toplayıp Hollywood'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Yani burada film yapmayı Almanya'da film yapmayı bırakıyorlar. Filmin hikayesine geçeceksek o da şu şekilde anlatalım. Birinci akta kadar Franz'la bir adam bahçede konuşurken yanlarından bir hayalet geçiyor. Mekan olarak herhangi bir yapı bozum yok. Burası ilk sahne. Normal bir bahçede oturup sohbet ediyorlar. Gerçekliği parçalayan tek şey bir hayaletin gelişi oluyor. Frans adama hayaleti gösterip bu benim nişanlım diyor. Ardından da onunla olan hikayesine giriş yapıyor. Anlatıcı Frans başından geçen bir olayı anlatacak. Mekanın nasıl değiştiğini hikayenin girişiyle görüyoruz. En baştaki yanındaki adama anlattığı bir dünyayla hikayeyi anlatmaya başladıktan sonra olan dünya arasında bayağı bir fark var. Biz hikayenin anlatılmasıyla geçmişe döndüğümüzde mekanın bozulduğunu fark ediyoruz. Burası bir elimizde kalsın, önemli çünkü. Frans doğduğu şehre yani Holstein'le yıllık panayır kurulurmuş. Burayı anlatmakla başlıyor. Hikayenin içinde geçeceği mekan olarak Holstein'le bahsettiğimiz dışa vurumcu dekorda görüyoruz. Belirgin neler görüyoruz mesela? Bu şehrin kurulumunda kasıtlı çarpıtılmış perspektifler var. Set boyanmış. Dış mekandan ziyade bir dekor olduğu çok bariz değil mi? Yani yontulmuş, boyanmış. Açılar, çizgiler, eğimler beklenmedik şekilde birbirini kesiyor.
Bu filmin set tasarımcısı Herman Van filmin içinde geçeceği mekanı aslında bir kanvas gibi bir resim tuvali gibi kullanmış. Başta konuştuğumuz her şeyin bariz örneğini görüyoruz mekan açısından. Hikayenin birinci aktında Franz'ın arkadaşı Alan'ı tanıyoruz. Franz'ı Panayır'a davet ediyor. Bu yıllık kurulan Panayır'a. Beraber Panayır'a gidiyorlar. Bir karakter daha giriyor birinci akta. Filmin ismini içeren Doktor Caligari'yi görüyoruz. Panayır'da bir tezgah açmak istiyor Caligari. Ne gösterisi yapacağını sorduklarında uyur gezer Sezar'ı tanıyoruz. Sezar'a bir bakın. Kimi anımsatıyor bize şöyle kostümüne, makyajına baktığımız zaman. Sinemada birçok gotik karakterin atasıdır gerçi ama Tim Burton özellikle kullanır. Makaseller filmini hatırlayın. Oradaki karakter çok benzerdir buna. Hikayenin ikinci aktı da cinayetle açılıyor. Holstamville'da bir cinayet işlenmiş. O dönem zaten polisiye dedektif janrı meşhur. Bu hikayede buraya kadar bir polisiye gibi gitti zaten. Franz arkadaşı Alan'la Panayır'a gidiyor. Orada Doktor Caligari'nin gösterisine katılıyorlar. Caligari yanında tabutta gezdirdiği uyur gezer Sezar'ın kahin olduğunu ileri sürüyor. Franz'ın arkadaşı Alan da soruyor ne kadar ömrüm kaldı diye. Sezar karşılık olarak ona iki şafak arasında öleceksin diyor. Yani bir günlük ömrüm var. Haliyle bu da Alan'ı tedirgin ediyor. O günde Holstamville'de bir cinayet işlenmişti. Yolda bir afiş görüyorlar. Holstamville katil aranıyor diye. Yani bunların üst üste gelmesi Alan'ın tedirginliğini iyice katmerleştiriyor. Nihayetinde olan oluyor ve Alan o gece öldürülüyor. Kehanet gerçekleşiyor. Gerçi kehanet de değil. Bu Doktor Caligari'nin bir oyunu. Uyur gezer Sezar'ı hipnoz ederek cinayet işlettiriyor. Tabii bu bilinmiyor daha. Oyun içinde oyun dönecek. Franz burada bunun bir kehanet olduğuna inanmıyor. Cinayeti Caligari'nin işlediğini düşünüyor. Bunun sonucunda da bir dedektiflik macerasına soyunuyor. Filmin sonu bir ters köşe. Aslında Franz'ın bir akıl hastası olduğunu öğreniyoruz. Cinayet çözmeye çalışan dedektiflik görevine soyunan kişinin bir akıl hastası olduğunu görüyoruz. Ve Caligari de Doktor Caligari dediğimiz adam da o hastanenin doktoru. Bu filmin sonunun bir benzeri de nereden tanıdık geliyor? Zindan Adası filminde görmüştük değil mi Scorsese'nin? Orada da DiCaprio adadan kaçan birini arayan bir dedektif gibiyken en sonunda kendisinin aslında bir akıl hastası olduğu ortaya çıkıyordu. İşte Alman dışa vurumculuk Hollywood'u nasıl dönüştürdü falan bunun üzerine düşünürsek bahsedeceğim. Ama öncesinde şuna bakalım. Hikayenin neyin metaforu olduğu üzerine biraz düşünelim. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu sonucu da aslında Crusher'ın Caligari'den Hitler'e isimli kitabından aldım. Bizim bu uyur gezer Sezar Caligari güdümünde cinayetler istiyor ya hipnotize edilerek. Caligari'yi burada mutlak otorite olarak görürsek ki o dönem Dünya Savaşı'nın dehşetini üreten bir otorite var. Caligari'yi bu otorite olarak görelim. Hipnoz aracı ise askerlik. Askerlik hizmeti aslında halkı bir nevi baskılıyor. Askerleri de Sezar olarak görebiliriz mesela. Otorite askerleri ölmeye ve öldürmeye programlamış. Şey bu şekilde, Crusher bu şekilde okuyor. Caligari ve Sezar arasındaki hipnoz edici ilişki otorite ve halk arasında görülebilir. Yani onun metaforu olarak görülebilir. Böyle okuduğumuzda da filmin sonundaki ters köşe bizi otoriteye çatayan bir hikaye olmaktan çıkartıyor aslında. Çünkü Caligari katil değil. Bunların hepsi Franz'ın halüsinasyonları. Otoriteye çatmak şöyle dursun. Onu temize çıkartıyor bile diyebiliriz bu şekilde okursak eğer. Hatta bu tehlikeli boyutu tedavi edebileceğini söylüyor. Ne kanalıyla? Psikiyatri öncülüğünde işte. Savaşın yarattığı bu tahribatı neyle düzeltecekler? Otoritenin bir kurumuyla. Şimdi modern toplumda psikiyatrinin bu iddiası ne kadar geçerli çok tartışılır aslında baktığımız zaman. İşte bu hastalığı tedavi edebileceğini söylüyor ya. Modern toplumun inşasında şöyle bir şey var. Sana hedefler koyup o hedefler için senden faydalanır. Hem ruhunu emer hem bedenen seni yorar. Beyin artık bunu kabullenemez. Yeter der ya bayrak çeker. Tükenmişlik sendromu. Birçok rahatsızlık işte bu psikiyatrinin içinde adlandırdığı rahatsızlık bir uyarıcıdır. Bu Caligari'nin sonunda olduğu gibi tedavi edebileceğini söyler ama gidersin psikiyatriye. Sana bugün dayarlar antidepresan ilacı. Zombi olarak işte mutluluk hormonları da salgıladığın için yaptıkların sana iyi şeyler gibi gelir. Tekrardan seni sistemin çarklarına dahil ederler. Ama cafcaflı her yerden uyaranların dolaştığı bu toplumun içinde sadece tüketen olarak kalırsan vay haline. Kur'an'da bir ayet geçiyor ya asra yemin olsun ki insan hüsrandadır diye. Gerçekten öyle yani tüketen hep daha fazlasını isteyen insanlar hipnoz olmuş. Bakın etrafınıza TikTok'ta canlı yayın açanlara bakın. Fenomenlere bakın. Dünya starlarının hayatına bakın. Sabahın köründe iPhone almaya gidenlere bakın. Tek derdi
uyuşturucu bulmak olan zombilere bakın. Yani şunu demek istiyorum. Sadece bir tüketen olursak vallahi sonumuz hüsran. Yani ayette de geçtiği gibi. Arada böyle konu dışına çıkıp nutuklar atıyorum ama bunu şey olarak algılamayın. Herhangi birine karşı değil. Kendime gönderdiğim şeyler bunlar. Yani mesajlar. Geçmişteki kendime nasihatler diyelim. Yine tabii ki alınmak isteyen üstüne alınabilir. Eğer bir faydası dokunursa. Ha, buraya nereden geldik? Caligari'nin sonunda psikiyatri bir kurtarıcı olarak ortaya çıktı ya. Bu bir hastalık, tedavi edilebilir falan dedi. Zaten şunu diyorum ya, sistemin kendisi senin psikolojini bozuyor. Psikiyatri de sistemin bir kurumlarından bir tanesi. Yani dolayısıyla böyle kurtarıcı rolüyle ortaya çıkması falan çok komik duruyor. Filmin sonundaki ters köşeye kadar hikaye devrimci bir hikayeye gidiyormuş gibi bir otorite var. Caligari uyur gözler Sezar'ı hipnoz ederek ona cinayetler işlettiriyor. Franz burada bir şeyleri hissediyor. Hemen Caligari'nin kehanetini kabul etmiyor, sorguluyor. İşte içinde yaşadığımız zaman düşünün, otorite bizi nasıl hipnoz ediyor baktığımız zaman? Tüketime yönlendirerek. Bizler uyur gezer Sezar'ız. Otoriteler bizi tüketimle hipnoz ederek istediğini yaptırıyorlar. Bazı insanlar da Franz gibi duruma uyanıyor. Diyor ki bu putperestlerin size sunduğu avantajlar aslında dezavantaj. Bunlar illüzyon. Kapılmayın böyle şeylere falan diyor ama filmin sonu ne yapıyor? Bu bit yeniği olduğunu düşünen, sorgulayan insana deli ilan ediyor. Yani filme eğer Crusher'ın dediği gibi okursak oradan bahsediyorum. Crusher'dan aldığımız okumaya. Crusher bu hikayenin devrimci giderken sonunun da zaten konformist bir yere bağlandığını söylüyor. Filmin başında bir sahne vardı ya. Franz yanındaki kişiye bir şeyler anlatıyordu. Anlatmaya geçip hikayenin çerçevesini oluşturduğumuzda hikaye dışa vurumcu bir hal alıyor aslında. Görsel biçimde sahneler birbiriyle bağlantılı. Geçmişe dönüp Franz'ın anlattığı hikaye gördüğümüzde onun öznel dünyasını sezebiliyoruz. Holstenville kasabasını düşünün. Gerçekte böyle bir kasaba olabilir mi? Elle çizilmiş bir dekor gibi bu. Keza panayır alanı da öyle. İşte birkaç hücre benzerliği var. Mesela Holstenville katilinin içine tıkıldığı hücreye bakın. Caligari'nin içine tıkıldığı hücreye bakın. Ve Sezar'ın içine tıkıldığı hücre. Bunlar benzer ve biçimi tuhaftır. Gerçekte olduğu gibi değildir. Franz onu nasıl görmek istiyorsa öyledir. Caligari filminde yalnızca dekor değil, hikaye de dışa vurumculuğa hizmet ediyor. Hikaye belirsizliklerle algının kısmi mantığını dışarı vuruyor. Örtülü kimliklerle herkes ve her şey başta göründüğünden çok farklı. Caligari bir ceberrut mu yoksa şifa kaynağı Mesih mi? Sezar'ın vaziyeti de belirsizlikler içinde. Yani iradesiz zavallı bir adam mı yoksa esas ceberrut Sezar mı? Buradaki kırılma bizim kimlikler üzerinde fikir yürütecek algımızla hikayenin bir pazarlık yapması. Hikaye temsil sürecinde istikrarsızlık sağlayarak bir ikiyüzlülüğe de başvuruyor esasında. Bizim ilk başta gördüğümüz Caligari'ye bakın. Siyahlar giyinmiş, pörtlek gözlü, tekinsiz bir herif. Çerçeve hikaye bittiğinde ise beyazlarını giyip pürüpak şifacıya dönüşüyor. Aslında buralar sinema izleyici arasındaki aldatıcı ilişkiyi de deşifre ediyor diyebiliriz. Hatta bir sahnesinde izleyiciye kinayeli bir ayna tuttuğu da söylenebilir. Franz cinayetlerin şüphesiyle Caligari'nin kabinesini gözetliyordu bir sahnede. Bize sinema çerçevesini anımsatan bir pencereden içeriye bakıyordu. Caligari Sezar'a yemek yediriyor o esnada ama burada bir hile yatıyor. Yemek yedirdiği Sezar aslında Sezar'ın mankeni. Asıl Sezar dışarıda cinayete karışmakla meşgul. Röntgenlendiğinin farkında olan Caligari bu tezgahı işkillenmeleri başından sağmak için kurmuş. Tabi filmin hikayesinin sonu Burjuva'ya bir darbe indirmiyor. Hikayenin anlatışı bu tezgahları pazara çıkardığı için en azından bir sorgulamaya itebilir bu açıdan bakarsak. Dışa vurumculuğun bir diğer filmi olan Metropolis'ten bahsedeceğiz şimdi. Fritz Lang yönetmenliğini yapıyor. Ufa Film Stüdyolarından çıkan en pahalı film. Griffith'in Büyü Ulusun Doğuşu ya da Hoşgörüsüzlük ya da Orson Welles'in Yurttaş Kane'i gibi aynı, onlarla aynı maliyetteki bir filmden bahsediyoruz şu an. Şehir senfonileri olan bir türün de öncüsü sayılır. Aynı zamanda ortak bir çemberde daha sonraki Hollywood fütüristik distopik, ütopik filmlerinde atasıdır. İşte. Günümüzde de sıkça rastladığımız türlerin. Biz akımları incelerken aynı zamanda bazı tercihlerin ilk temayüllerine de bakmış bulunuyoruz. Günümüzde izlediğimiz filmlerin atılarına bakıyoruz bir nevi. Bu da bir açıdan iyi. Sinema tarihi olarak da görebiliriz bunu. Dışa vurumculuğun son büyük eseri olarak adlandırılıyor Metropolis, kimi eleştirmenlerce. Ama şunu bilelim, Metropolis'in dışa vurumculuğun semerisini ne yolda kullandığını bilelim. Metropolis fütüristik bir film. Geleceği öngören bir kent mimarisi. Zaman ve mekanın dizayn edilmesi gerekiyor bu filmde. İşte dışa vurumculuk da tasarım olarak bu noktada devreye giriyor. Öteki bir bakışın,
tarihin ilerisinden beklentinin, öngörünün dışa vurumu olarak dışa vurumculuğu görebiliyoruz. Diğer filmlerde ortak göreceğimiz birkaç unsur var. İşte eğik kamera tercihi, gölgelerin daha koyu baskınlarını görüyoruz. Çerçeve içinde yine diagonallerden, eğiklerden faydalanma, eğiklerin kullanımı. Bunlar neye hizmet ediyor? Gelecekteki kentin meşhum, uğursuz görüntüsünü kuruyorlar. Bu bahsettiğimiz tercihler dışa vurumculuğun mekan dizaynı açısından önemli. Bu filmin mekan dizaynı önemli ama esas kıymeti, hakikiyeti şurada yatıyor. İnsanların aslında şeylerin görünen kısmıyla nasıl da aldatıldığını deşifre ediyor. Metropolis distopik ya ütopik bir şehir değil. Tam olarak içinde yaşadığımız dünyanın tasviri. Gelin isterseniz bir mukayese edelim. Bakın Metropolis'teki gökdelenlere, devasa şaşalı yapılar. Hatta hadislerde de geçen geleceğin yüksek binaları. Diğer taraftan bakın mesela Empire State'e. Ne farkı var bundan? Çok bir farkı yok. Mesela filmde geçen zevk bahçelerini düşünün. Ayrıcalıklı insanların sadece oraya girebildiği bahçeler. Bakın bugün Dubai'de karşılaşacağımız manzara çok uzak bir şey değil yani. Arap şehirlerini düşünün. Orada Victoria's Secret mankenlerini kiralıyorlar oraya gidip falan. Bildiğin yani bu zevk bahçelerinin bir kopyası gibi bir şey yani. Bunlar diğer taraftan tabii ki yerin altında gömülü işçiler var. Bunlar Metropolis'in mesela görünen kısmında zevkin, sefanın yaşandığı ayrıcalıklı bir kısım var ya. Bu ayrıcalıklı kısmın ayrıcalıklı olabilmesi için faturayı ödeyecek birileri var. Kimler bunlar? Tabii ki yerin altındaki işçiler. Bir de burayla alakalı notlarıma bakıyorum şimdi. Brecht'in okumuş bir işçi soruyor şiirinden. İki pasaj aldım, onları okuyacağım. Metropolis şehriyle daha iyi bir münasebet kurabileceğimiz bu şiirden iki parça okuyorum. Yedi kapılı Tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bir de Babil varmış boyuna yıkılan. Kim yapmış Babil'i her seferinde? Şimdi bir diğer kısım var, orayı okuyorum. Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam. Ama ödeyen kimler? Harcanan paraları. Bu soruların karşılığı Metropolis hikayesine sorulursa güzel olur ve cevap bulmaya çalışalım isterseniz. Aslında cevaba çok tumturaklı yollardan gitmeye hacet yok. Metropolis'in yüzeyinde gördüğümüz neler? Amfiler, stadyumlarla evlatlar şehri. Diğer taraftan Babil'in asma bahçelerini anımsatan zevk bahçeleri. Keza Metropolis striktürü bizzat Babil krallığının modellemesidir. Babil iki şekilde bulunur Metropolis'te. Birincisi yüzeyde ismiyle müsemma Yeni Babil Kulesi olarak. İkinci olarak da derinlerde işçi sınıfının mitlerinde, söylencelerinde, dini umutlarında görünür. Yüzey yanıltıcı tabii ama peki derinlerde neden böyle bir mit yatıyor? Metropolis'in yönetmeni Fritz Lang, senaristi kendi eşi bu filmin. Hikayesinde şöyle bir şey var. Metropolis'in işçi sınıfını eller olarak tasarlıyor. Yöneticileri de baş olarak tasarlıyor. Eski Babil Kulesi'nin yıkımının bunlar arasında bir arabulucu olmamasına bağlıyor. Yeni Babil Kulesi'nin de yani bu Metropolis'teki Babil Kulesi'nin arabulucusunun kalp olduğuna inanılıyor. Yani baş ve eller arasındaki anlamlı ilişkiyi uzlaştıracak kalp oluyor. Tabii ki hikayenin bu kısmında Fritz Lang'a katılmamak mümkün değil. Böyle bir çerçevede film peri masalına dönüşürdü. Ama yerin altında Maria isimli kızın buna inancı var. Tabii şu da ilginç. Yerin üstünde dine dair hiçbir iz yokken, gayet seküler dururken, diplere indikçe biz dinin ortaya çıktığını görüyoruz. Günümüzde de böyledir. Üst kurumlardan din kapı dışarı edilmiştir. Şimdi bana gelip ama Diyanet var falan demeyin. Onlar yerin üstündeki Babil kulelerini zincirli kurumlar baktığımız zaman. Biraz seslerini çıkarmaya dursunlar. Sahipleri zincirlerini geri çekip onları susturur. Dindar gibi gözüken üst kurumlar bile esasında sekülerliğin içinde onlara hizmet etmekte, avanta peşinde koşmaktalar. Gerçekten dindar olsalar zaten oralarda ne işleri var yani, bunu sorgulamak lazım. Metropolis'te görsel aldatıcılığın yaptığı nokta bura. Üst seküler kendini yeryüzüne hapsetmiş, bütün enerjisini yeryüzüne entegre etmiş, semayla gökyüzüyle bağlantısını kesmiş. Ama derinlerde bir yerlerde din hala insanlara umut veriyor, tıpkı günümüzde olduğu gibi. Tolet'in makalesinde geçtiği üzere Metropolis otoriteye çatma konusunda Caligari filminden daha hünerli. Gelelim bir diğer filmimize, Paul Lennon'in Waxworks, Bal Mumları filmi. Waxworks'un konusu özetle şu şekilde: bir tane bal mum müzesi var ve bu müze dekorunda bulunan heykeller için acayip hikayeler uyduracak bir yazar arayışında. Bir yazar bulunuyor. Yazar bu hikayeleri kurgularken biz de onları izliyoruz. Burada yine Caligari filminde olduğu gibi bir panayır kurulu.
Yani gösteri seyirci ilişkisi üzerine bir şeyler söylüyor. Zaten Almanca isimlerine bakarsanız Das Kabinett Caligari, Caligari'nin ismi. Bu filmin de ismi Almanca olarak Das Wachsfigürün Kabinett olarak geçiyor. Bu iki filmde de olsun, Varieté de filminde olsun panayır eğlenceleri, gösteri, izleyen ilişkisi sorgulanıyor. Waxworks'ta kullanılan dışa vurumculuğun hususi olarak kullanıldığı yer mimarisidir. Bir dışa vurum olarak mekan karakterleri kuşatır, karakterlerin davranışları üzerinde payı büyüktür mekanın. Dolayısıyla mimarinin hareket üzerinde bir kısıtlayıcılık yaratır. Bedenleri üzerindeki yani jestlerindeki, mimiklerindeki fark ediyoruz. Mimiklerinde fark ediyoruz bu kısıtlamayı. İsterseniz birkaç mekan kullanımına bakalım. Filmin başlangıcı mekan olarak Balmum Müzesi. Yazar figürler hakkında hikayeler yazdıkça mekan değişiyor. İki figür var mesela. Halife hakkında hikaye mekan olarak Bağdat'ta kuruluyor. Diğer taraftan Korkunç İvan, Kremlin Sarayı, hikaye orada kuruluyor, Rusya'da yani. Üçüncü figür hakkında yazar hikaye yazmıyor. Hikaye yazmaktan yorulduğunda uykuya dalıyor, kabus görüyor. Kabusta da üçüncü figür olan Karın Deşen Jack tarafından kovalanıyor. Buradaki mekanda ilk hikayenin başladığı Balmum Müzesi. Öyle bir mekana geçiş, rüyada olsa. Mekanı niye bu kadar önemsiyoruz? Dediğimiz gibi dışa vurumculuk mekan dizaynı açısından asli bir unsur bu filmde. Alçak tavan, eğik çizgiler gibi tercihlerle mekan karakteri kuşatır. Buradaki en dışa vurumcu mekan tercihi de en son işte bu Karın Deşen Jack'in yazarla yanındaki müzedeki kızı kovaladığı sahne, yani rüyavari bir sekans. Toparlayacak olursak dışa vurumculuk aslında yıkıcı bir doğaya sahip, vahşi tabiatı var. Özellikle görme biçimlerini provoke ederek bir merkezsizleştirme sağlıyor. Mesela bir panoptikon düşünün. Sinemada izleyici geleneksel olarak bu panoptikonun ortasındadır. Dışa vurumculuk şunu yapıyor, izleyicinin oturduğu panoptikonun daha büyüğünden onu gözetleyip aslında görünenin iki yüzlülüğünü bize gösteriyor. İçinde yaşadığımız hayatı düşünün. Tıpkı dışa vurumculuk filmlerinde olduğu gibi biz de dekorun bir kurbanıyız aslında. Algı ve görünen şeyler bir endüstri ve bir yazarın dediği gibi yaşamak bir ortamın çaresiz tutsağı olmaktır. Bugün sosyal medyada pazarlanan hayatları düşünün. Onlar metropolisin görünen kısmı. Ama altta daha farklı hayatlar dönüyor. Furness dışa vurumculuk hakkında şunu söylüyor. Dünyanın nihai anlamının onun tamamen harici görüntüsünün ötesinde yattığını söyler dışa vurumculuk hakkında. İşte bu açıdan Furness'ın dediğine bakarsak Hollywood'da da kimleri kimleri dönüştürmüş diye bir örnek vermiştik. Burayla bağlaştıralım. Şimdi Tim Burton filmlerini etkilemiştir dışa vurumculuk bir kere. David Cronenberg, David Lynch yine etkilenmiş kişiler. Bu dünyanın nihai anlamının işte onun harici görüntüsünde yattığı anlamda da mesela The Matrix, Dark City var yine 1998'de. Bu filmleri falan etkilemiştir. Bu Amerika'ya gittiği zaman yazarlar, Fritz Lang'lar, Paul Lenin'ler falan Almanya'dan Amerika'ya doğru gittiklerinde Amerikan fantezi filmlerini de etkiledi. Özellikle bizim çok böyle bilinen mesela Gülen Adam var, 28 yılında yapılmış bir Frankenstein var, 31'de. Mumya filmi var, Çılgın Aşık, Mad Love, 1935'te yapılmış falan. Bunlar hep dışa vurumculuk akımının işte bu Amerika'ya gittiğinde bu sanatçıların orayı dönüştürdükleri, yaptıkları filmler. Ama dışa vurumculukta da şöyle bir şey var. Yani sen merkezsizleştirme dedik ya. Bu merkezsizleştirme dolayısıyla herhangi bir türe de bağlanamıyor. Yani yıkıcı tabiatı gereğiyle. Dolayısıyla bu da ne yaratıyor? Mesela The Golem ya da Lang'ın Destiny filminde olduğu gibi fantastik filmler de görebiliyoruz. Ya da işte Danton ve Asphalt filminde olduğu gibi tarihi ve naturalist filmler de görebiliyoruz. Böyle farklı dağılımları mevcut dışa vurumculuk filmlerini. O zaman ben videonun altına hangi filmleri izlemeniz gerektiğini, işte bu bahsettiğimiz dışa vurumculuk filmlerini, hangilerinin olduğunu yazacağım isimlerini. Ve araştırmak isteyen, kitap okumak da isteyen olursa onlar için de yararlandığım kitapları yazacağım alta. Şimdilik dışa vurumculuğu bitirelim o zaman. Bayağı da uzun oldu zaten.